Canım, canım, canım. Turgay Beyciğim, merhabalar tekrar. Merhaba. Şöyle bir soru sorup sonra sorulara geçmek istiyorum ben size. Şimdi Sevan'a sordum şan üzerinde ne yapması lazım? Öğrencilerimiz malum lisede seçtiler şu anda müzik branşını. Okuyorlar. 80 kaç tane vardı Murat? Hülya Hanım? Hülya Hocam burada mısınız? Toplam kaç tane Türkiye'de? 85 miydi? 88 miydi? 82 taneydi hocam. 82 tane Göz Sanatlar Lisesi var. Şu anda biz örnek olarak merkez gibi çalışıyoruz böyle internet üzerinden. Bu arkadaşlar seçtiler şu anda. Ne yapması lazım ki çalgılarında iyi birer enstrümantist olsunlar? Tavsiyeleriniz nelerdir bu konuda? Evet. Şimdi tabii ben enstrümancı olmadım sonuç olarak. Enstrümandan evet. Kaçtım. Enstrüman aşırı emek isteyen bir şey. Tabii ki her meslek kendi başına emek ister de. Enstrümancılık bayağı emekçiliktir yani. İşçilik yapmak lazım enstrüman üzerinde. Çok dinlemek, çok çalmak ve düzenli disiplinli çalışmak. Tabii. Benim piyano bölümünden hatırladığım hocam bana derdi ki her gün 8 saat çalışacaksın. Her gün evet, 8 evet. saat. Ama tabii ben piyanoyu meslek olarak seçtiğim için böyle bir şeyle karşı karşıyaydım. Evet. Ama bu çocukların da şimdiden bu disipline tabii lisede, geç bile lise aslında evet. bir enstrümancı olmaya gönül vermek için geç bir şey bile. Hani görüyoruz böyle 4 yaşında, 5 yaşında minicik çocuklar enstrümanlarla harikalar yaratıyorlar falan. Lise yani bir sürü şey biriktirmeleri evet. gerekiyor liseye kadar ki sonra lisansta daha üst düzeyde bir eğitimle karşılaştıklarında bunlarla baş edebilsinler. Yani enstrümanlarıyla çok fazla zaman geçirmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Yani hiç bırakmamaları lazım gibi bir şey yani. %100. Yani bir enstrümanı bir ay çalmayı bırakın. Bir ay sonra belki 5 yıl geriye dönüyorsunuz. Evet. O kadar nankör bir iş bu. Yabancı dil gibi aynı. Efendim? Yabancı dil gibi aynı. Yabancı dil de bıraktığı zaman tabii. Tabii çünkü müzik de bir dildir gerçekten. Evet. Yani dil gibi davranmamız gerekiyor. Hiçbir zaman bir tarafı bırakmamız gerekiyor. Tatili olmaz yani enstrümanın. Evet. Peki. Bir şey merak ediyorum. Mesela besteyi yaptınız siz. Biraz önceki sormuştum ama benzer soru. Orkestra çaldı. Oradaki şefin, mesela siz keman partisi yazmıştınız ama şef de ya Turgay Bey burada keşke flüt olsaydı dedi, hiç oluyor mu böyle? Yoksa hiç şefler bir şey karışmadan, bestekar hiç karışmadan böyle bir yöntem mi var? Vallahi bu işin ahlakında besteci ne yazdıysa onu çaldırtma zorunluluğu vardır. Asla öyle bir şey söyleyemez. Yani çok yakınsalar eleştiri babından söyleyebilir ancak. Eleştiri olarak. Ama eserin partisyonuna imza atan besteci her kimse onun hatasıyla sevabıyla ona aittir. Dolayısıyla hani kötü de olsa o şekilde olur. Yani bunun ahlakında hakikaten notaya ellememek vardır. Evet. Çok yani şeflerin çok fazla üzerinde oynayabilmelerine pek cevaz veren bir iş değil bu. Evet.
Şeyde de öyle zaten. Türk müziğinde de hep öyle. Tek ses de olsa yine izin vermiyorlar biliyorsunuz kolay kolay. Ki doğrusu o zaten. Tabii, tabii. Evet, tabii. Teşekkür ederim. Yani orijinali neyse. Evet. Teşekkürler. Şimdi sorulara geçelim arkadaşlar. Selva Hanım'a biraz önce bir soru soracaktı yazmıştı arkadaşım buradan. Burada mı arkadaşımız? Selva Hanım'a soru var mı? Benim buyurun. Hocam. Buyurun. Selva Hocam ben Boğaziçi Gençlik Korosu'ndayım. Biz sizinle bir projede birlikte olmuştuk. Hatırladınız mı bilmiyorum. Cem Oslu'nun projesinde. Evet. Selva Hanım sesiniz geri gitti. Selva Hanım mikrofon kapalı. Yok. Gel Selva. Merhaba. Buradan konuşuyorum. Merhaba. Evet. Evet söyle. Soruyu kim sordu? Ben. Neden? Merhaba. Ya proje benim projemdi. Cem Oslu'yu Amerika'dan getirdik. Vallahi böyle çok da güzel bir şey oldu. Çok yakında çıkacak. Aslında böyle önümüzdeki günlerde hazır olup piyasada olmuş olacak. Yani tabii single olarak. Sadece dijital ortamlarda yayınlanmış. Bizim de gençlik korosuyla. Ama siz çok güzeldi Boğaziçi Gençlik Korosu. Nefistiniz hepiniz. Çok güzel bir iş çıktı. Bir türkü projesi bu. İki türküden oluşan. Piste Beş Minare. Evet. Piste Beş Minare. Sürprizi kaçırdın neden? Zaten Boğaziçi Üniversitesi'nin çalışmaları çok güzel. Hem halk oyunları olsun, hem folklor, hem halk müziği, hem çok sesli. Çok iyi çalışmaları var. Maziz Aram Bölgün devam ediyor. Yönetiminde bu koro çalışıyor. Evet, evet. Üniversiteye bağlı değiliz hocam. Kendimiz evet. Sadece koro olarak. Bu arada hocam Maziz Hoca'nın ikinize de Turgay Hocam, ikinize de selamı var. Konuştum demin onunla. Öyle mi? Kalmadan teşekkür ederim. Evet. Ne güzel, çok sevindim. Ben linki paylaş onlarla, katılabilirler. Şu an Masis Hoca şey değilmiş hocam, söyledim de şu an müsait değilmiş, başka şeyler. Aynen. Tamam. Süleyman Hocam, Süleyman Hocam, sizi selamları vardı misafirlerimize. Buyurun. Evet. Turgay Hocam'a o kadar çok kişi selam... söylemedim. Selamlarını aktarmamı istedim. Turgay Hocam, başta Hürda Aydın arkadaşım, genç arkadaşım, Hüseyin arkadaşım size çok selam söyledi. Çok sağ olunuz. Konuşmamızın duyurusunu ben kendi hesaplarımda paylaşmıştım. Onlar gördüklerinde hep selam ilettiler size. Diğerlerinin isimleri hatırlayamayacağım. O kadar çok insan size selam gönderdi ki. Sevgileri, selamlarını iletiyorlar yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Süleyman Hocam. Evet, sorusu olan açsın sorsun arkadaşlar. Evet, ben bir soru sorabilir miyim? Levent Bey buyurun. Hocam. Evet, Selva Hanım ve Turgay Hocam hoş geldiniz. Ne mutlu sizi burada görmek. Sevgiler, selamlar. Müzik öğretmeni Levent Okumuş ben. Çok merhaba. Turgay Hocam ben size bir soru sormak istiyorum. Daha doğrusu bu öğrencilerimizin bize sık sorduğu bir soruyu Türkiye'nin en köklü konservatuarlarının duayen hocasının cevaplaması daha doğru olur sanki sizi bulmuşken. Şimdi biz öğrencilerimiz bir kere şu talebimizi de iletmek isterim. Güzel Sanatlar Liselerinin ortaokul bölümlerinin açılmasıyla ilgili bir çalışma var mı yok mu? Bunu sizin takibinizde olan, bilginizde olan bir durum var mı? Onu sormak istiyorum. Bir de öğrencilerimiz bizim malum lisans programlarına geçerken bir takım tercihlerde bulunmak istiyorlar. Konservatuar, eğitim fakülteleri ve güzel sanatlar fakülteleri. Bunların arasındaki farkı ve öğrencilerimizin tercih ederken nelere dikkat etmesi gerektiği bölüm tercihi konusunda önerileriniz, fikirleriniz ne olur? Çok teşekkür ediyorum cevabınız için. Tabii ki Levent Bey. Cevaplamaya çalışayım ben. Gerçi ben bu yönetsel şeylerle çok fazla ilgili bir insan değilim. Dolayısıyla çok fazla takip edebildiğimi söyleyemeyeceğim.
işte güzel sanatlar lisansüstü fakültelerinin ne konumda, ne kalitede, ne düzeyde olduklarını çok bilmiyorum. Fakat benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de işte birinci sınıf diyebileceğim bizim okulumuz Ankara Devlet Konservatuarı Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı. İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi'nin konservatuarı, İzmir'de 9 Eylül'ün konservatuarı, Anadolu Üniversitesi'nde Eskişehir konservatuarı, İstanbul'da İTÜ'nün Türk Müziği konservatuarı, Edirne'de bir konservatuar var. Bunların iyi düzeyde eğitim yaptıklarını bir şekilde şahidim ve biliyorum. Ama diğer kurumları çok fazla tanımıyorum. Güzel Sanatlar Fakülteleri bildiğim kadarıyla çok alt düzeyden talebe alıyor. Ve 4 yılda bir müzisyen yetişmesi olanaksız. Ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin bu politikası doğrultusunda tabii ki çocuklar da sıfırdan o üniversitelere, o fakültelere girmeye çalışıyorlar. Ama o okulda 4 yıl sonunda bir müzisyen değil ancak müziksever olunur. Benim fikrim o. Yani 10 yaşında falan başlıyor insanlar bu işe Türkiye'de. Ta 60-70 yıl önceden bu böyleydi. Yani günümüzde daha aşağı indiler. Erken yaşta müzik eğitimi alıyorlar. Evet. Evet, dolayısıyla çocukların maalesef güzel sanatlar liselerinde okuyan fevkalade iyi çocukların yani birçoğu bizim bölüme de girdiler. İzmir Işılay Saygın'dan ya da İzmir'de bir tane daha var o okuldan. Kompozisyon bölümüne giren çocuklar biliyorum ben. Ama onlar okul dışında da çok fazla beslendiler. Ve ilkokuldan başlayan maceraları var. O sebeple bir seviye yapıp girebiliyorlar. Ama genellikle güzel sanatlar liselerimizin mezunlarının en fazla girme şanslarının olduğu yer konservatuarlarda. Müzikoloji bölümü, şan bölümü. Bunun dışındaki bölümlerde çok nadir görebiliyorum ben maalesef. Ama işte yani eğitimin birçok kademesiyle falan çok gerçekten ilgili bir insan değilim. Ve hiçbir yönetsel görev yapmadığım için de bunlara çok fazla şahit olmuş değilim. Ve güzel sanatlar liselerinin orta devrelerinin olmamış olduğunu da sizin sorunuzdan anladım. Halbuki o olursa o zaman biraz daha şansı artar bu okulların gerçekten. Çünkü lisede 4 yıllık eğitim var bildiğim kadarıyla. Bu 4 yılın zaten 4. yılı öğrencinin acaba ne yapacağım telaşı vesairesiyle geçiyor. Ve çocuklara sanıyorum okullarda belli bir miktar rahatlık sağlıyorlar. Okul dışı bir takım çabalara yöneliyor çocuklar o zaman. Ortaokulunun kesinlikle açılması şart. O zaman gerçekten güzel sanatlar liselerinden ya da güzel sanatlar orta düzeyinden beklediğimiz kaliteli bir şey çıkması mümkün. Öteki türlü 4 yıl gerçekten ben siz öğretmenlere üzülüyorum. Çünkü istediğiniz hiçbir şeyi gerçekten yapamazsınız. Peki Turgay Hocam şimdi 48 konservatuar oldu. Son Bahçeşehir Üniversitesi kurdu bir ay önce. O da kuruldu. 48 oldu. Hayırlı 25 olsun. Tane Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü var. 15 tane pardon. 25 tane de müzik öğretmenliği bölümü var. Bu kadar çok olmasını siz nasıl karşılıyorsunuz? Doğru olduğunu sanmıyorum ben. Yani konservatuar 45 mi dediniz? 48. Gördünüz? 48. Yani ben bu konservatuarlardan az önce saydım. Yani 4 tane, 5 tane, 6 tane. 7.'den itibaren ben onları konservatuar gözüyle bakmıyorum. Bu gerçi onlar için çok önemli olmayabilir bu söylediğim ama yani gerçekten onların iyi düzeyde bir eğitim yapabildiklerini, yapacaklarını ben hiç sanmıyorum. Bu tıpkı her ile açılan üniversite meselesi gibi bir durum. Her ile üniversite açılmaz. Üniversitelerimiz güçlendirilir. Doğru olan o. Konservatuar için de aynı şey. Ve ben zaten konservatuar ve Türk Müziği Konservatuarı gibi bir ayrımın da dünyada hiçbir kimsenin
normal karşılayacağını sanmıyorum. Utanç verici olduğunu düşünüyorum ben bu işin. Biliyorsunuz sizi Muammer, rahmetli Muammer Sun'un bölge konservatuvarlar projesi vardı. Hoca yaşıyor, yaşıyor. Pardon. Muammer Sun'un bölge konservatuvarlar projesi vardı ki doğru soydu zaten. Ama biz evet. Bölgeyi bıraktık. Artık siyasi olarak açmaya başladık. Tabii bu da güzel olmadı. Maalesef. Yani bizim alanımıza siyasetin hiç ellememesi lazım. Evet, doğru. Yani çok liyakat isteyen bir alan. Belki içimizdeki siyasetten bir şeyler uman insanların tuhaf davranışlarıyla kötü şeyler yaşıyor olabiliriz. Evet. Üzülüyorum yani. Ülkeye yazık oluyor doğrusu. Peki, zaten biz çok geriden geliyoruz. Bir şeylere yakalamaya çalışıyoruz. Dünyayla entegre olmaya çalışıyoruz. Bu bizi daha da geriye atan şeyler oluyor bunlar. Evet. Buyurun arkadaşlar, sorulara devam edelim. Ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Çok memnun olduk sizleri görmekten. İsmim Uğur Kılıç. Uğur Hocam. Müzik bölümü öğretmenlerindenim. Çok sesli müzik alanında bir sorum olacak. Şöyle ki, ülkemizde çok sesli müzik, çok sesli Türk müziği diyeceğimiz çalışmalar Cumhuriyet döneminde Türk Beşlilerin öncülüğünde gerçekleşmeye başladı. Haddimize bile değil ama çok başarılı, çok güzel çalışmalar. Lakin çalışmalarda Anadolu'ya özgü çalma, söyleme üsluplarının pek yer almadığını görüyoruz. Hasan Ferit Ağlar'ın Kanun Konçertosu belki dışında tutulabilir. Sizlerin yaptığı çalışmalara baktığımızda Türk müziğine özgü çalma stillerini klarnette ya da kanunda zaman zaman gözlemleyebiliyoruz. Ya da Selva Hanım'ın söyleme üslubuna baktığımızda evet tam bir geleneksel Türk müziği ses sanatçısı gibi değil. Ama tam bir opera da değil. Yani adeta bir Türk opera ekolü gibi bir şey ortaya çıkıyor diyebiliriz. Sizin böyle bir amacınız var mı? Yani Türk opera ekolü oluşturma ya da Anadolu çalma tekniklerinin uygulandığı daha gerçekçi bir Türk ekolü düşünceniz var mı? Fikirleriniz neler? Ayrı ayrı sizlerden duymayı çok isterim. Sağ olun Uğur Hocam. Şimdi tabii ben işin çalma kısmıyla çok fazla ilgili değilim. Sadece benim çaldırmayla ilgim var. Dolayısıyla o çalınmasının daha iyi nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili bir takım destekler belki verebilirim ama o iş benim boyumu aşan bir iş. Ama ben şöyle düşünüyorum, hani tıpkı Türkçem benim dil bayrağım diyen şair gibi, Türkçem yani müzik olarak Türkçemi kastediyorum, o da benim dil bayrağımdır. Ben o mirastan mutlaka yararlanmalıyım. O mirası daha ileri götürecek bir şeyler yapmalıyım. Bir tek burada hani besteci unik, tekil olma çabasındadır, eşsiz olma çabasındadır. Ona göre ben kendime göre uygun bir dil geliştirmeliyim. Ama benim dilimin altında Hicaz da olur, Sabah da olur, Nihavend de olur, majör de olur, minör de olur, bestenigar da olur. Bütün bunlar benim mirasım. Ben bunları kullanmıyorsam bir kere toplumuma yabancılaşırım. Toplumuma yabancılaşmayı da asla istemiyorum. Ve bu biraz geç kalmış bir eğilim oldu belki. Yani 1990'lardan itibaren bu alanlarda bir var olma çabaları başladı. Ben onun bir nevi hani bayraktarlığını yapmak tabii ki arzu ediyorum ama ben kendi çapımda bayraktarlığını yapmak istiyorum. Keşke çoğalsa ya, bu tebrik ederim, teşekkür ederim bu güzel fikirleriniz için. Ama çoğalmak lazım işte bu konularda maalesef. Kesinlikle öyle. Yani ben öncü bir insan değilim. Ben bence bir insanım. Yani ben kendimle ilgili. Ben müzik yazıyorum. O yazdığım müziklerle hani Türkiye'de fay hatları var malumunuz. İşte o fay hatlarından bir tanesi de tek sesli, çok sesli. Bu evet. Fay hattına bombayı yerleştirip uçurmak lazım onu. Böyle bir şey yok müzikte. Maalesef. Tek sesli, çok sesli diye bir şey yok. Müzikte güzel var, çirkin var.
Namuslu var, namussuz var diyeyim. Aynen. Evet. Yani müziği böyle ayırmak en büyük ihanetti ve o yüzden birçok şeyde bence çok geri kaldık ve birbirimize düşman nazarıyla baktık. Tabiri caizse. Maalesef. O kötü şeyleri, mirasları ben yok sayıyorum. O mirasları üstlenmiyorum katiyen. Teşekkür ederiz. Biz bu ülkenin sesi olmak durumundayız. Sadece bireyselliğimi de korumak durumundayım elbette ki. Bir de besteci ya da yazar, şair neyse toplumunun belki 100 kilometre ötesinde bir yerde olmak zorunda. O sebeple bazen ayakları yere basmıyor gibi gözükebilir bu insanlar. Ama gün gelir anlaşılır. Eğer gerçekten kendi toplumunu temsil eden bir şeyi yakalayabildiyse. Evet. Yani biraz dağıtmış olabilirim. Çok güzel. Çok bilmiyorum Uğur cevabını aldın herhalde. Uğur sağ hocam. Çok teşekkür ederim. Öncelikle. Evet, sağ ol. Ben teşekkür ederim. Peki. Şimdi Selam Hanım'dan da birkaç cümle almamız mümkün müdür? Yani söyleyici olarak, solist olarak, icracı peki, olarak. Peki. Selva Hanım. Selva'cığım. Peki Selva Hanım hazırlanırken bir şarkı girelim sonra cevabını versin. Beni kör kuyulardan merdivensiz bıraktın. Seni duymuyorlar. Yazmasını verelim sonra Selva Hanım cevap versin. Selva Hanım ses gelmiyor. Mute durumdasın. Murat Bey videoya girelim şimdi. Tamam videoyu. Şu an duyuyorlar herhalde. Evet Selva Hanım şu an duyuyoruz. Buyurun. Ben çalışmalarımı kesinlikle bir Türk soprano nasıl şarkı söylemeli fikrinin altını çizerek devam ediyorum. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta bu konuda Turgay dedi ki benciyim ben dedi. Ben benci değilim. Ben önce olursam çok sevinirim yani. Bugüne kadar yaptıklarımın tanımını yapan bir soruydu bu. Onun için teşekkür ediyorum size. Gerçekten kıymetli müziğimizin değerini bir de ben bu söyleyişle bir soprano olarak yapıyorum aslında. Tabii ki şarkı söylemeyi seviyorum o ayrı da. Duyuyor mu acaba? Evet. Selva Hanım, yani soprano sesine zoom dayanamıyor. Mikrofon efendim? Soprano sesinize zoom mikrofonu dayanamıyor. Şu anda şu anda duyuluyor ama değil mi? Evet duyuluyor. Şu anda duyuluyor. Sonra gidiyor geliyor. Peki. Çok güçlü bir sesiniz evet, var. Evet, çünkü burada devamlı kapanıyor. Peki. Çok teşekkür peki, ederim. Peki Murat Bey, şimdi Selva Hanım sesinden, Turgay Bey'le yaptığı çalışmadan bir örnek verelim. Beni kör kuyulardan merdivensiz bıraktığına girelim. Bir dakika, tamam. Oh,
Selva Hanım, şimdi Türk müziği camiası bir şey geliştirmeye başladı. Duyuyor mu beni Selva Hanım? Evet, duyuyorum sizi. Ha. Buyurun. Şan tekniği var. Bir de Türk müziği şan tekniği gibi, Türk halk müziğinde şan tekniği gibi bir şey geliştirmeye çalışıyorlar. Şan tekniğinin böyle batı müziği, çok seslisi, Türk müziği, klasik müziği veya Türk halk müziği bir şey olması doğru bir tanım mıdır sizce? Ses yani geliştirmenin tarzı olur mu? Elbette ki şan tekniği denilince batılı bir söyleyiş biçimi algılanıyor. Ama ses kullanım tekniklerinde aslında böyle bir ayrımın olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece söylediğin şarkıya göre söyleme biçimi var elbette. Bu sesin şan tekniğiyle söyleme durumunda çok daha fazla ses üretimiyle ve destekli söyleyişle karşı karşıya geliyor insan. Onun için olmaması durumunun da yetersiz kalabileceği düşüncesi oluşuyor bende. Yani mutlaka şan eğitimi alınırsa güzel bir sonuç elde edilir diye düşünüyorum açıkçası. Evet, yani faydası olur ama ayrı bir teknik. Elbette. Diyorsunuz. Pekala. Evet. Ama mesela 1900 başlarında işte Safiye Aile'ye bakıyorsunuz mesela. Şan tekniğiyle söylüyor. Yani soprano sesiyle söylüyor. Ve şan var içinde yani. Ve o dönem ve sonrasında, Cumhuriyet sonrasında da şarkıcılara baktığınızda mutlaka görürsünüz. Hepsi şan tekniğini kullanıyorlar. Yani oradan ayrı bir kopuk bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. Peki şeyi doğru buluyor musunuz? Mesela şimdiki arkadaşlarımız sesine göre yorumuyum diye 4 sesten çalıyor, 5 sesten çalıyor, aşağı doğru indiriyor sesleri. Hiç çizere çıkmıyorlar. Bunu doğru buluyor musun? Hı. Ya böyle sesi sınırlandırmak benim hiç hoşuma giden bir şey değildir. Ama herkesin de kendini iyi hissettiği bir yerde vardır yani. O da yanlış değil. Şarkıcının birazcık ruhuyla, biraz böyle çalışma isteğiyle, çok çalışma isteyen bir iş, ses üretimi. Diğer kaslar gibi çalışıyor. Nasıl mesela siz bir dumbbell'ı alıp işte 8 defa üst üste kaldırıyorsunuz, ertesi günü 16 defa kaldırıyorsunuz. Aynen öyle. O kaslar gibi çalışan kaslar, ne kadar onlara size hizmet edeceği ve yüksek enerjiyle hizmet edebileceğini hissettirirseniz onlara, onlar da size o kadar karşılık veriyorlar. Onun için ses üretiminin, ses çalışmanın, o kaslara iyi muamele etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, çok güzel bir terim kullandı. Evet, ne verirsen eline o gelir seninle demişler. Ama öyle gerçekten, evet, arkadaşlar, öyle. Yani onun için mesela bu nodüller oluşuyor, onun için ses problemleri oluşuyor. Evet, evet. Nasıl evet. Mesela işte yine aynı halterci kaldıramayacağı bir ağırlığın altına girerse o kaslar ona patlayarak, çatlayarak işte evet, söylüyor evet. Derdini. Ses telleri de öyle. Evet. Diyor ki yapma bana bunu diyor. Ama çok doğru çalışıldığında da hem tizde hem peste geniş bir rejistirde şarkı söyleme olanağı tanır. Onun için evet. Şan eğitimi bence çok önemli. Bir şarkıcının hayatında olmazsa olmazdır. Hem tiziyle hem pesiyle hangi müziği yapıyor olursa olsun şarkıcı o ikisini de kullanmak zorundadır. Teşekkürler. Turgay Bey, müziğin en üst noktası neresi sizce? Ses mi, besteci mi, enstrümantist mi, virtüöz mu? Ben burada tabii iki farklı grup olduğunu düşünüyorum. Müziğin bir kısmı var performans, yorumlama üstüne. Bir kısmı var yaratma, yazma üstüne. Dolayısıyla besteci ile yorumcu aynı mahallede değiller. Başka şeyler yapıyorlar. Yani çok tabii ki dost ilişkileri olmak durumunda ama kedi fare
kadar farklı bir şey bence. Dolayısıyla evet, müziğin en üst noktası odur, budur demem. Besteciyi bırakırsanız yakışık almaz. Bıraksam da yakışık almadığını düşünüyorum. Yani her şeyin eşit olduğunu düşünüyorum. Yani o triangeli çalan, çelik üçgeni çalanla birinci keman konsertmeister aynı şeydeler. Çok güzel. Çok yani güzel. Ayırmak evet, doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu bir takım işi. Tabii doğru. Dolayısıyla evet, biri olmazsa öteki de olmaz. Yani evet, böyle bir şey benden çıkmaz yani bunun cevabı. Teşekkürler, sağ olun. Evet hocam, arada efendim, bir sorabilir miyim? Tabii, tabii, tabii ki. Çalışarak yorumcu olunabiliyormuş gibi geliyor. Çalışarak besteci olunur mu? Hayır, olmayabilir. Yani çalışarak gerçekten bir çalgıyı çalarsınız, şarkı söylemeyi başarırsınız, iyidir, kötüdür. Ama bestecilik pek öyle değil. Bambaşka bestecilik de gerçekten işte gifted denilen, tanrı vergisi bir şey var. Onu düşünüyorum. Bunu aslında bize gösteren okulların verdiği mezunlardan kaç tanesi bestecilik yapıyor, kaç tanesi başka bir iş yapıyor. Bu cevabı aldığımız zaman bunun cevabını alıyoruz zaten. Şöyle, 1970'te yazılmış bir kitap var konservatuarda. Konservatuarın 30. yılıyla alakalı. O tarihe kadar bütün bölümlerde liseden, lisanstan kimler mezun olmuş bunun listesi var. Bir vakit Muammer Hoca bana onu söylemişti ve çok enteresan gelmişti bana. Konservatuarın kompozisyon bölümünden 1968'e kadar 16 öğrenci mezun olmuş. O zamanki hatırladığım. Bu 16 öğrenciden iki tanesi yabancıymış. İşte biri İranlı, biri Libyalı falan. Ve geri kalan öğrencilerden 9 tanesi bestecilikle hiç ilgileri yokmuş. Başka işler yapıyorlarmış. Sadece 4 ya da 5 tanesi beste yapıyormuş. Evet. Hiçbir bölümde böyle bir durum olmuyor aslında. O da biraz gösteriyor. Yani dolayısıyla çalışarak, sadece çalışarak çok fazla yatkınlığımız olmasa da biz muhakkak bir çalgı çalarız belli bir düzeyde ama çalışarak sadece besteci benim çok fikrim olunamaz. Peki Selva Hanım. Gökdoğan Hocam, 1 dakika 10 saniye kaldı. Tıpkı Erdal Erzincan'da olduğu gibi bir 3. bölümü yapsak iyi olur gibi geliyor. Vakitleri var mı ama? Turgay Bey vaktiniz var mı? Benim var, Selva'nın bilmiyorum. Var mı? Tabii. Peki. Çünkü tamam, daha hiç öğrencilerle de sohbet edemedik. Bir 3. bölüm hak ediyor bu program. Evet, evet. Pekala. O zaman 1 dakika kaldığı için şimdi bir 10 dakika mola verelim. 10 dakika sonra görüşmek üzere diyelim. Kapatın. Tamam. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın.